Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. E, orijinalin geçen seneki AYT e denemelerinden yine güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Koordinat düzleminde verilen parabola belirli bir A noktasından çizilen teğet parabolü B noktasında teğet olduğuna göre özdeş karelerden oluşan sarı renkli şeklin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Öncelikle şu çizilen teğetin eğimini hesaplayalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Türevden faydalanalım. E, herhangi bir eğriye verilen bir noktadan çizilen teğetin eğimini hesaplayalım. Fonksiyonumuzun türevini alırsak şuradaki fonksiyonumuzun ne gelmiş olacaktır? F türev x'imiz arkadaşlar. Eksi 2x artı 4 gelmiş olacaktır. Hangi noktadan teğet çiziyoruz? 3 absisi noktadan. Şurada hemen 3'ümüzü yazalım. F türev 3 kaç gelmiş olacaktır arkadaşlar? Eksi 6 artı 4'ten eksi 2 gelmiş olacaktır. Demek ki şu doğrumuzun eğiminin eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Denklemini de yazabiliriz. Geçtiği noktayı biliyoruz. Hemen denklemini yazalım. Y eksi 8 bölü x eksi 3'ün kaç olması gerekir? Eksi 2 olması gerekir. Buradan y eşittir eksi 2x artı 14 doğrusunu elde etmiş oluruz arkadaşlar. Demek ki şu doğrumuzun denklemi y eşittir eksi 2x artı 14'müş. Şimdi buradan a noktasını bulmaya çalışacağız. Burada benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, şöyle birleştirirsem ben eğer şu şekilde... Şuranın kaç derece geleceğini biliyorum. Bunlar özdeş kareler olduğuna göre. Köşegenlerini çizmiş oldum. 45 derece geleceğini biliyorum. Yani 6,0 noktasından geçen eğimi de 1 olan doğrunun denklemini yazalım. Eğimi neden 1? Çünkü şuradaki eğim açısının 45 derece olduğunu görüyoruz. Onu da hemen denklemini şuraya yazmış olayım ben arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Y 0 yani Y bölü X 6 eşittir. Eğim olan kaça eşit olmalı? 1. Buradan da Y eşittir. X 6 doğrusunu elde etmiş oluruz. Bakın aslında bu A noktası arkadaşlar. Bu iki doğrunun kesim noktası. Buradan sanırım bu noktayı hesaplayabiliriz. Şurada denklemleri birbirine eşitleyerek bu noktayı hesaplayalım arkadaşlar. Eksi 2x artı 14 eşittir. X eksi 6 diyelim. Buradan 3x eşittir 20'den. X'imiz kaç gelmiş olacak? 20 bölü 3 gelmiş olacak. X'imizin 20 bölü 3 olması demek A noktasının apsisinin 20 bölü 3 olması demektir. Demek ki şu noktamızın apsisinin biz kaç olduğunu biliyoruz. 20 bölü 3. Şimdi şu noktamızın apsisi 6. Bu noktamızın apsisi 20 bölü 3. 6'dan 20 bölü 3'e kadar olan mesafe bizim bir karemizin bir kenarının iki katı. Yani karemizin bir kenarına ben k birim dersem k buradan k buradan 2k var. Yani 20 bölü 3'ten 6'yı çıkartırsam neyi hesaplamış olurum? 2k'yı. Buradan da 2 bölü 3 eşittir ne gelmiş olur? 2k. K'mız da 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Eğer e, K'mız 1 bölü 3 ise bir karemizin bir kenarı 1 3 diye düşünebiliriz. Ee, bize bu şeklin alanını sormuş. Aynı kareden 6 tane var. Bir tanesinin alanını hesaplayalım. Kenarımız 1 bölü 3 ise alanı ne olur? 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 gelmiş olur. Aynı kareden 6 tane vardı. 6 kere 1 bölü 9'dan aradığımız alanı da 2 bölü 3 birim kare olarak hesaplamış oluruz. Doğru cevabın c şıkkı olması gerekir arkadaşlar.